Sayın basın mensupları, saygıdeğer Eskişehir halkı, elimizin sorunlarına etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla oluşturduğumuz İyi Parti Kentsel Sorunlara Çözüm Atölyesi'nde Eskişehir için iyi bir fikrim var temasıyla çalıştığımız konulardan biri de ilimizin trafik sorunu. Yaşam kalitemizi yükseltmek, modern şehir yaşamına kavuşmak ve geleceğin yenilenmiş Eskişehir'ini kurabilmek için acil olarak cesaretle atmamız gereken adımlar olduğunun bilincindeyiz. Bu adımlardan biri de Tilomsaş'ı demiryolu organize bölgesi oluşturarak buraya taşımak ve ortaya çıkacak 500 bin metrekare büyüklüğündeki alanı Eskişehir halkımızın hizmetine kazandırmaktır. Hepimizin takdir ettiği gibi Tilomsaş Eskişehir içerisinde sıkışıp kalmıştır. Tilomsaş kendine yüksek hızlı tren setlerini imal etme konusunda hedef koymuştur. Tilomsaş'ın bu hedefi gerçekleştirebilecek birikime sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Hızlı tren setlerinin Eskişehir'de üretilmesi konusu sadece Tilomsaş'ın değil, tüm halkımızın olduğu gibi partimizin de birinci önceliğidir. Hepimizin ortak hedef ve ülküsüdür. Doğaldır ki Tilomsaş'ın mevcut altyapı ve tesislerinin fiziksel özellikleriyle bulunduğu alanda daha fazla büyümesinin imkansız olmasıyla hızlı tren setleri ile tramvay ve metro setlerini üretmesi de neredeyse imkansızdır. Bu nedenle Tilomsaş'ın yeni altyapı imkanlarıyla yeni sahalarda kurulacak yeni tesislere ihtiyacının olduğu açıktır. Demiryolu organize sanayi bölgesi oluşturmak ve buraya taşınmak hem Tilomsaş'ın hem de şehrimizin geleceği açısından son derece önemlidir. Demiryolu Organize Sanayi Bölgesi, Tilomsaş, Oraysim ve yan sanayi kuruluşları ile birlikte bir demiryolu ihtisas organize sanayi bölgesi olabilir ve ülkemizin tamamına hizmet verecek büyük bir kazanım haline gelebilir. Böyle bir organize sanayi bölgesi, raylı sistemler kümelenmesi oluşumunun da içini doldurur, oluşuma hayat verir. Bu hem sektör hem de Eskişehir açısından çok kazançlı olur. Eskişehir'de büyük istihdam imkanı oluşturabilir. Diğer yandan ilimizin en önemli sorunlarının başında trafik sorunu gelmektedir. Bu sorun partiler üstü bir anlayışla ele alınması ve çözüm üretilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Tilomsaş'ın demiryolu organize sanayi bölgesi oluşturularak buraya taşınmasıyla Ali Fuat Güven Caddesi, Ambarlar Sokağı, Şahin Caddesi'ne, çevre yoluna ve oradan da Tepebaşı bölgesine bağlanabilir. Yine hat boyu olarak bildiğimiz Zübeyde Hanım Bulvarı, Tilomsaş arazisi üzerinden Ali Fuat Güven Caddesi'ne ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne, buradan da Çamlıca, Ömür, diğer yerlere bağlantı sağlanabilir. Tilomsaş arazisi üzerine inşa edilecek sosyal donatılar, meydan ve kültür merkezleriyle yeni bir cazibe merkezi, hamam yolu örneği yaratılabilir. Böylece şehrimizin büyük bölümüne hitap edecek yeni yaşam alanıyla şehir merkezinin yükü dağıtılabilir, şehir merkezinde oluşan kalabalık ve gürültü kirliliği azaltılabilir. Projeyi tartışmaya açarak Eskişehir halkının takdirlerine sunuyor. Bu projenin hayata geçirilebilmesi için merkezi iktidar sahiplerini, Tilomsaş'ın demiryolu organize sanayi bölgesiyle oluşturulması ve taşınması için gerekli planlamaları yapmaya, kaynakları oluşturmaya ve arazinin belediyeye tahsis edilmesini sağlamaya davet ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Arkadaşlar, konuyla ilgili soru sormak isterseniz cevaplayabilirim. Ben kameralar için özet yaparak sunmaya çalıştım. Aslında basın açıklamamızda Evet. O nasıl karşılanabilir? Hazineden karşılanması gerekir. Ortada tabii ki bir maliyet var. Bu maliyetin biliyorsunuz TCDD'nin burada Eskişehir'de yük tesisleri vardı. Depo bakım kanalları vardı. Onların da bir maliyeti vardı. Hazineden karşılanacak tüm tesisler Hasan Bey'e taşındı ve orada çok güzel bir yapı oluşturuldu. Hem ihtiyacı, demiryolunun yük taşıma ihtiyacını karşılayabilecek organize sanayiyle iç içe geçmiş bir tesis oluşturuldu. Hem de şehir içerisinde o alanlarda bir rahatlama sağlandı.
mutlaka bunun kaynağı oluşturur. Bunun kaynağı aynı zamanda Eskişehir'e yatırım demektir. Yani TÜLOMSAŞ'ın buradan aşama aşama, yani biz yarın sabahleyin TÜLOMSAŞ kapatılsın, oraya taşınsın falan demiyoruz. Yüksek hızlı trenle başlayan bir süreçte etap atap orada tesisler kurularak oraya aktarılsın diyoruz. Bu şekilde orada sağlanacak sadece inşaat ve tesis maliyetleri Eskişehir için bir yatırım demektir. Eskişehir esnafı için de bir kazançtır. Eskişehir'de sadece inşaat alanı ile ilgili bir istihdamdır dolayısıyla. Ama bu arada şöyle bir şey var. Şimdi orası bir kamu alanı. Evet. Kamuda bu inşaat çalışmaları TOKİ ile yapıyor. TOKİ de şehrimizde daha öncesinde de yaptığı çalışmalar var. Evet. Eskişehir'deki hiçbir imalatçıdan veya hiçbir satışla, inşaatla alakalı şeyden bir alışveriş yapmadı. Evet. O zaman nasıl olacak? Ben bu konudaki eleştiriyi zaman zaman yapıyorum. Tabii ki bunun da önüne geçmek gerekiyor. TOKİ alsa bile Türkiye'de biliyorsunuz mevcut iktidarın sürekli işbirliği yaptığı büyük müteahhitler var. Onlarla iş yapıyor. Bunu eleştiriyoruz. TOKİ alsa bile yerel paydaşlarla bunu paylaşması gerekir. Ne yazık ki hani bu herkes için geçerli. İşte bir hamam yolu projesi gerçekleştirildi. Onun müteahhit de dışarıdan geldi. Hamam yolunda döşenmiş olan taşlar dahil dışarıdan geldi. Eskişehir üretimi değil. O zaman da ben bunları eleştirmiştim. Evet, iç piyasaya dönük işlerin yapılması lazım. Katılıyorum fikrinize. Ama bu ayrı bir tartışma konusu. Hayır, ben demek istediğim müteahhit tamam. Devlet TOKİ şeyini yapabilir. Evet. Ama en azından sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi buradaki herhangi işte bir inşaat sektöründe kullanılan çimentosu, demiri, şusu, busu, boyası, fırçası, çalışanı dahil. Evet. Evet. Öyle olmalı ve şehirde bunlardan faydalanmalı. Evet, bu ihaleyi yapanlar böyle tercih etmeli. Buna katıldığımı beyan ediyorum. Bunu da gündeme getirmeliyiz zaman zaman. Yani bu şu andaki tabii basın toplantımız bizim bir demir yolu organize sanayi ihtisas bölgesi oluşturulması. Bakın bu proje Türkiye'de tek ilk defa gündeme getirilen bir proje. Organize sanayinin içerisine hapsedilecek bir şeyden bahsetmiyorum. Organize sanayinin yanında apayrı bir demiryolu organize sanayi bölgesi oluşturmak. Evet. Biliyorsunuz Uraysim Avrupa'ya gitti. Önemli bir tesis haline geldi. Sadece Türkiye'nin değil yakın coğrafyamızda böyle bir test merkezi yok. 8 kilometrelik konvansiyonel hatta ilişkin bölümün test yolunun ihalesi tamamlandı. Onun dışında da büyük lok olacak. Büyük lok dediğimizde yüksek hızlı tren setlerinin imalatı ile ilgili. Raylı sistemler kümelenmesi biliyorsunuz Eskişehir'in gündeminde 6-7 yıldan beri var. Böyle bir isim altında bir kümelenme var. Ama bu kümelenmeyi bugüne kadar elle tutulur fiziki olarak ifade edebildik mi? Edemedik. İşe koşturabildik mi? Koşturamadık. İşte demiryolu organize sanayi bölgesi dediğimiz alan aynı zamanda raylı sistemler kümelenmesini de fiziki hale getirecektir. Şimdi TÜLOMSAŞ burada geçmişiyle önemli üretimler yaptı. Ama günümüz ekonomik koşulları artık yan sanayilerin de oluşturulmasını gerektiriyor. İşte yüksek hızlı tren, tramvay imalatları, banyo setlerin imalatları gibi yeni yapılacak imalatları biz yepyeni çağdaş bir organize sanayi bölgesinde gerçekleştirirsek oradaki organize sanayi kuruluşları da işbirliklerini geliştirerek bu üretime katkı sağlarlar ve beklentileri karşılanır. Yani şimdi ilimizde bir raylı sistemler kümelenmesi var. Bu kümelenmenin içerisinde yer alan insanlar yani ticaret kesimini, sanayi kesimini aynı zamanda o üretimlere paydaş olma beklentisi de mutlaka vardır. O beklentileri karşılayabilmek için de bu ihtisas organize sanayi bölgesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Eğer bu kadar o alan genişlemeye büyük bir alan. Türkiye'de alacağı siparişlere bağlı olarak TÜLOMSAŞ o alanda istediği kadar genişleyebilir. Modern altyapılar kurulabilir ama buradaki alanda artık sıkışıp kalmış. Burada herhangi bir şey yapılamaz ne yazık ki. Biz de diyoruz ki burayı planlayalım. Sonra adım adım yüksek hızlı tren imalatıyla başlayarak adım adım parça parça fabrikalarımızı kurdukça taşıyalım. Buradaki alanı da Eskişehir halkının kullanımına kazandıralım. Böyle konular gündeme geldiğinde en çok kuşku duyulan şey imar ranta dönüştürülmesi konusudur. Tabii ki o dönemde onun planlamasını yapacak olan insanların zihniyetiyle ilgilidir bu. Biz sadece temenni ederiz ki ranta dönüştürülmesin alan. Bunun da karşısında oluruz.
İşte Eskişehir'de bir stadyum örneği var. Stadyum dışarıya taşındı. Geçmişte oranın ranta dönüştürülmesi için çok büyük mücadeleler verildi. Mevcut iktidarın da hakkını teslim ediyoruz burada. Ranta dönüştürmeden Eskişehir'e çok güzel bir orada tesis kazandırır. Şimdi Millet Bahçesi adı altında. Onunla ilgili ufak tefek tartışmalar var. Çözümlenmesi gereken problemler var ama büyük bir rant alanı halinde değerlendirilmedi. Bunu da takipçisi olmak lazım tabii ki. Ama önceliğimiz Tülomsaş'ın ve özelinde Eskişehir'in tüm Türkiye'nin ve yakın coğrafyamızın raylı sistemler alanındaki ihtisaslaşması ve çeken çekilen araçları üreten en büyük merkez haline gelmesine katkı sağlamaktır. Bu sunuşumuzun da temel yaklaşımı budur. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hoş geldiniz. Tabii biliyorsunuz ilimizde daha önceden şehir merkezinde birçok sanayi kuruluşu vardı. Eti fabrikası vardı, cici şekerleme vardı.